10 kişisiniz orada sevgili Demet, sevgili Burçin. Nihal Hanım'ın kızının başına ne geldiğini, yani en azından tartışmalar oldu mu olmadı mı, neler yaşandı? En önemli tanıklar sizsiniz. Sizin anlatacağınız en ufak bilgi, alacağımız en ufak bilgi belki de olayın aydınlatılmasına yardımcı olacak. Herkes, hepiniz Uygun'u suçluyorsunuz. Uygun da diyor ki en son onu gören ben değilim, Demet diyor. Hanımefendi, ben odadan... Uygun gelsin, beraber konuşalım. Uygun gelir misin lütfen? Hoş geldin Uygun. Uygun diyor ki... Sen 3 aydır evini nereye şey yaptın? Onu söyleyecek. Yani 3 ay boyunca sen bir, evini taşımışsın. Evini boşaltmışsın, 3 ay boyunca bir yerde kalmışsın. Kime diyor? He? Sana diyor. Bana diyorsun. Ha, evet, evet. Evimi boşalttım, evet, pandemiden dolayı. Benim pandemi evime teyze geldi. Dönemler? Ben onların evine gittim, yalan mı teyze? 2014 pandemi var mıydı? Bu durum vardı. Serpil öldüğü zamanlar. He, 2014, bir dakika Uygun. Ya, o da 2014 ya. Yılında pandemi yoktu ki daha. Ne zaman diyorsunuz abi? Yok ki, Uygun'un söylediği şey şu. Nasıl suçluyorsun, eleştiriyorsun, söyle şimdi ne diyorsun? Abla bana diyor ki eleştirmede, sen diyor 8 senedir sen neredesin? Hı. 8 senedir ben devlet terimi biliyor. Evimi, yerimi biliyor, telefon numaralarımı sen biliyor. Sen Demet'e de diyorsun. Bir sen bırak onu, sen niye kaçtın? Söyle. Nereye kaçtın niye ben? Niye evini değiştirdin? Kaçtığını söyle. Nereye kaçtım ben 3 aydır, hayır kızım 3 aydır sen niye başkasının yanında kaldın? 3 aydır evini niye taşıdın 3 aydır aynı insanın evine? Yani pandemi. Şunu mu, bir dakika Uygun, şunu Allah mu söylüyor? Yani. Olay olduktan sonra sen 3 ay başkasının evine taşınıyormuşsun, başkasının yanında kalmışsın 3 ay boyunca. Evet. Evet. Öyle mi evet, oldu? Evet, 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 evet. Kesti mi bu olay olduktan yok, sonra? Ben gittim, evinizde kalmadın mı? Nasıl? Evlerinde kaldım. 3 ay boyunca onların yanında yok, mı kaldın? Hayır. Ha. Yani olay olduktan sonra ben hiç kaçmadım. Hep buradaydım yani. Kaçan sensin. 8 ben seneden kaçtım. Beri. Evet. Devlette benim yerimi bilmiyor. Kim kaçtı, teyze mu ben mi? Komiserim. Buyurun. Komiserim. Devlet bizim yerimizi bilmiyor mudur bu olay? Ben bilemem sonra. Şimdi nasıl bir adres verdim. Ahmet ben... sen bir şey ben söyleyebilir miyim? Zaten. Söyle, söyle. Senin cenazen oldu, kız kardeşin tamam, vefat öldü. Etti. Doğru mu? Evet öldü. Neden doğrudur. Mahalle insanların evinizi göstermiyorsunuz? Neyi, annen kapıları kapatıyormuş gelene gidene. Hangi? Nereye? Nereye? Ya bir şey soracağım. Neydi Demet, bir dakika. Uygun bir saniye. Demet, sen diyor, sen onu suçluyorsun. Uygun, dün gece bir dakika. Ben Uygun Bey'in... Bir dakika söyle, peki sen söyle. Telefon numarasını ulaşmak istedim. Evet. Yeğenine yazdım. Hı. Neden? WhatsApp'tan. Neden? Telefon numarasını alıp onunla konuşmak istedim çünkü. Niçin? Neden bana bu şekilde ama iftira veri istiyor atıyor? Diyorsun. Bana diyor ki yeğeni biz veremeyiz onun numarasını. Bir şey soracağım. Sen Uygun'dan neden şüpheleniyorsun? Neden şüpheleniyorum? Neden Uygun Serpil'in başına bir şey getirsin? Nasıl? Neden? Uygun neden Serpil'i öldürmüş olsun? Neden öldürmüş? Yani öldürmüş derken ben yaptı demiyorum. Gözümle bir şey görmedim. Hayır ama yani kafanda öyle bir gözümle. Neden? Kapıyı açmadı. Tamam. Bu süre içerisinde bizimle hiç itibatta bulunmadı. Ne bileyim yani, evi terk etti, mahalleyi terk etti. Biz insan değil miydik? Bunu neden yapmış olabilir? Yani neden Serpil... yapmış olabilir? Bu olaydan sonra ona soracaksın. Çilem ve sermaye alalım buraya lütfen. Onlar da o sırada. 8 sene sonra. Evet. Merhabalar, hoş geldiniz. Didem Hanım, bak şimdi. Söyleyeceğim. Dış kapı yok mu? Dış kapı, hani içeri girdiğimiz apartmandan dış kapı. Bunu dış kapı olarak görsen, tamam. Olur mu? Böyle dönsem olur mu? Ama yok, yüzün oraya dönmen lazım. Tamam, dış kapı. Şimdi dış kapı burada diyelim, öyle ha, dış kapı burası. Ha. Burası dış kapı. Dış kapıdan girdik mi Didem Hanım? Girdik. Evet canım, girdik. Burada hemen yukarı çıkmak için merdiven var. Tamam. Dış kapıdan 1, 2, 3 adım at, direkt orası geliyor. O kızın attığı yer geliyor kendisi, tamam. Serpil'e. Merdivenlerden indiği anda ilk göz gözünün önüne gelen, merdivenlerden istiyorsanız varsa gösterin, merdivenlerden insin, ilk gözüne gelen o oda. Hı. Direkt oda, o oda geliyor gözüne. O odada kimse kalmıyor mu? O odada kimse kalmıyordu. Orada Gazi'nin abisiyle şey kalıyordu. Kilitli diyorsun ama oda. Oda değil. Oda değil. Yan taraftaki oda. Bizim karşımızdaki oda. O oda kilitli değildi. Hı. Orada şey, Gazi'nin abisiyle takıldığı kadın kalıyordu. Onlar yeni bir ev tuttu. Çıkınca orası boştu. Kızlar da çoğalınca biz de oraya yatmaya dedik. Hani orada yatalım. Yatacak yer yok. Ben aşağı indim. Hı-hı. Orada bir dolap vardı. Oraya girdim ben ifademle söyledim. Niye girdin dolaba? Ben girdim oraya. Yatakla yorgan aramıyor muyduk? Yatakla yorgan arıyorduk yatmak için. Evet. Yoktu çünkü. Yatakla yorgan arıyorduk. Ondan sonra cama ben ufak bir dolap vardı. Ufak bir dolaba gittim. Oraya baktım. Hı-hı. Ondan sonra oraya baktım. Orada yoktu. Hatta ben orada dedim ki Gazi'ye bak dedim. Bizden dedim er after dedim. 50 milyon para alıyordum. Kızlardan topluyor. Camı da açık bırakmış. Kombi de yanmıyor dedim. O İlk camın açık olduğunu sen mi fark ettin? Evet ama daha...
Ha, cam açık ama. Evet, cam açıktı. Kız daha kendini oradan atmamıştı. Sen camı ne yaptın, kapattın ben mı? Ben camı kapattım. Ben bu ifademde de bunu verdim. Tamam. Camı kapattım, odadan çıktım ben. Evet. Sonra tekrardan onların yanına çıktım. 5 dakikamı ne oturdum oturmadım. Ondan sonra dedim ki ben dedim gidiyorum dedim. Şimdi senin farklı bir hayat tarzın var. O sırada sen bunu sormak durumundayım. Evet. O sırada sen alkol almış mıydın? Yok. Hiç, ya her şey sen ayıksın. Her şeyi net hatırlıyorsun. Ben ayıktım. Hatta bunu siz de biliyorsunuz. Ben ayıktım. Çilem ayıktı. Çilem sen alkol almış mıydın o zaman? Burçin işte yatıyordu. O yerinden bile kalkmadı. Aha. Şey Demet de ayık. Demet de içmedi. Tamam peki. Şimdi arkasından kendisini o pencereden... Sen pencereyi kapattın. Evet. Kapattın. Sonrasında ben yukarıdaki tuvalete girmeyeceğim diyor. İşte tuvaletinin geldiğini söylüyor. Evet. Ondan sonra orada da, ben çok... de bir daha görmedim. Nereye girdin, nereye çıktın. Yani ama ben size şöyle bir şey de var. Bu bilgi o zaman geliyorum. Hepiniz buradayken söyleyeyim. Tabii. Çünkü otopsi raporunda şimdi tuvaletini yapmak için aşağı indiğini söylüyor ya. Size. Değil mi Burçin? Evet. Tuvaletini yapmak için aşağı iniyor. Sonra üst katta tuvalet var. Üst kattaki tuvalete evet. girmiyor. Alt kattaki tuvalete giriyor. İddianız öyle. Tuvalete gidiyor diyorsunuz. Öyle şey söyledi zaten. Demet öyle söyledi. Dur. Bir dakika ama idrarını yapmamış. Ama bizim öyle söyledi yani. Tuvalet. Çıkış öyle mesanesi, odada. Mesanesi dolu yani. Mesanesi dolu. Gidiyor o zaman. Geldi Demet dedi ki ana şey falan yok dedi. Bağırış koptu. Tamam mı? Bağırış koptu. Biz hepimiz heyecanla kapıya koştuk. İlk kapı pencereden gitmedi. Bakıp bir dakika. İlk pencereden bakıp Serpil'in aşağı düştüğünü kim gördü? Demet. Demet gördü. Tamam. Demet. Sen benim yanımda mıydın Demet? Hayır. Yanındaydım. Sen benim sağ tarafındaydın Demet. Tamam yanındaydım. Demet. Ben aşağıya baktığımda ilk görmemiştim. Demet'in üstüne oynadınız be kızım. Hayır. Ben doğruyu kızım, söylüyorum. Kızım siz benim üstüme oynuyorsunuz burada. Ama tamam. Ben tek mi gördüm kızı yanımda değil miydi ben senin yanımda iyiydi? Ben yanımdaydım. Neyse bir kardeşim. Ben yanımda size Demet Demet ben diye. Ben senin yanımda demeyim. Bak uygun sakin ol. Siz çok adaletlisiniz. 8 seneden bir neredesin? Niye dedin ifadende ben tanımıyorum diye? Tanımıyor muydun sen kızı? Ben korktum. Kıyafetlerini giyiyordum. Niye tanımıyorum dedi. Ben de panik atak var. Ben depresyon yaşıyorum. Ben sinir hastasıyım. Sinir hapları içiyorum ben. Sinir haplarım içiyordum. Şimdi bir saniye. Bir daha. Aynı sofrada yiyordun ama. Burçin. Ben aynı sofrada yemedim. Hanımlar bir saniye. Bir susar mısın? Ben aynı sofrada betimle yedim. Bağışım diyorsun Zeyda abi. Ben aynı sofrada yemediniz mi ekmek? Demet. Demetciğim bir saniye. Ama sakin olmuyor. Tamam soracağım. O sorunun cevabını almam lazım. Bir alsın dur tamam sinirlenme sakin ol. Bir dakika. Çilem sen hatta başka birinin şeyini kimliğini kullanıyorsun o dönemde. Yok. Sen misin o? Çilem kolda güç. Yok bendim o yani. Sensin o tamam. Neyse. Sen Serpil'in kıyafetlerini. Görmüyorum ya. Serpil niye ağlıyorsun? Ama burada bir şey yok. Biz senin üstüne bir iftira atmıyoruz. Ben biliyorum. Ben görmüyorum. Demet. Beraber ama Demet gördü nedir lan bu? Arkadaş bakarsın ilk göremezsin ikinciye bakar. Sen niye gördün o zaten kapınız açıktı. Kapı yukarıda düşmüyor ki. Kapı aşağıda düşüyor. Dinle bana beni koyabilirsin. Selma bir dinle yanıt ver tamam söyle. Eğer arkadaşımız yukarıda düşmüş olsaydı terastan düşmüş olsaydı bunun sorumlusu biz olurduk. Neden? Çünkü onlar bize diyecekti bu sefer. Yukarıda oldu olay. Olay aşağıda oluyor ve siz kalıyorsunuz. Siz üçünüz de bir araya geldi konuşuyorsunuz. Hep Demet gördü. Beraber gördük. Beraber geçerken gördük. Geçerken görmüyorlar tamam. Mı? Kapı aralıktı ya. Şimdi ben konuşmak istiyorum. Tamam. Didem Hanım. Tamam geçer onları da soracağım şimdi da. Şimdi bir saniye sen de gördük bağırdık. Bunlar yukarıdaydı doğru evet, mu? Evet doğru. Aşağıya koşmadı mı doğru, bütün mahalle koştuk, kızları? Evet. Ne oluyor diye. Hepimiz heyecanla aşağıya koştuk. Ama aynı anda Didem konuşursa tamam. Hiçbir şey anlamıyorum. Şu anahtar meselesini daha konuşamadım. Ben zaten şu Demet'i bir dinle yanıt ver. Bekle lütfen. Hepsi yukarıdan aşağıya koşmadı mı bizim çocuklarımız? Kimi mutfağın camından baktı, kimi balkonun, kimi odanın doğru mu kızım? Doğru. O meyanda anahtar masanın üstünde olsa bile sen doğruyu söylesen bile ondan sonra cebine koydun o anahtarı. Biz yalvardık o kapı için. Doğru mu? Allah için konuş. Açtı mı abin kapıyı? Dur ben konuşacağım. Ben şu an patron seni dinliyorum. Patron gelmeden açamam dedi. Ben şu an seni dinliyorum. Aa, ben öyle konuşacağım. Mi dedi? Evet. Ben konuşacağım şöyle şimdi demişim. Ben tamam Selma patron gelmeden çünkü açamam. Çünkü bayanlar avanslıydı. Bak. Dinleyelim. Eğer ki bu patronu aramış olsaydı. Karşıya bak lütfen. Eğer ki bu patronu aramış olsaydı orada.
Patronu aramış olsaydı patron buraya bağlandı derdi ki kızlara kapıyı açayım mı? Kız aşağıya düşmüş. Öyle bir şey yok. Ne yok? Yok. Ne yok? Yok, patron yıkamadı. 10 dakika kapıda beklemişler. Hayır, yalan, yalan. Senin ya. Abi kapıyı hemen açtı, kız dışarı. Bak, beni konuşturmuyorsunuz. Ben bir anlatayım. Yalan abla, bir saniye çıkışlarına kadar bakın. Bir dakika dur, hepsi dinleyin ki, dinleyin ki yanıtlarım. Baştan anlatayım ben. Anlat, söyle sen ama. Bak şimdi. Her şey yalan. Abla, bu koşmalar oldu ya bir anda. Bu da geldi o koşmaların ardından, anladın mı? Bir heyecan oldu. Biz kim geldi? Dur bir dakika dur. Aşağı onu demiyorum. Kapıya geldi, kapıya. Daha zaten aşağı... Bak kafamı karıştırıyor kız benim ya. Geçtik tamam mı abla? Heyecan vardı orada. Ayağa kalkmak, anlatmak istiyorsan ayağa kalkabilirsin. Kapıya geçtik abla. Bir anda koştuk biz kapıya, tamam mı? Kim varsınız kapıda? Söyle. Ben, Demet. Ben bir dakika senden dinleyeceğim. Ben, Demet. Evet. Burçinler o anda inmiş miydi bilmiyorum. Ondan sonra Çilem. Tamam. Ondan sonra kim vardı? İşte Demet işte vardı. Biz de Ojcan'la kapıya koştuk abla, tamam mı? Biz tamam. Kapıya koştuk. Kapıda Ahmet abla... Anahtar yok, kapıyı Ahmet'e açamıyorsun. Ha, doğru. Ondan sonra biz dedik ki anahtar dedik. Kapıyı açmaya çalıştık, açmadı. Bu gitti ayağına, ayağına kotunu hızlı hızlı giyiniyordu. Kotunu aldı geldi, biz bunun elinden anahtarı aldık, kapıyı açtık. Mersin'in Silifke ilçesinin Çatak köyünün obasında 2012 yılında 4 yaşındaki kızı ve kendisinden 45 yaş küçük karısı Rukiye'nin yanında öldürülen Yılmaz Kılınç cinayetini konuşuyoruz. Her şey sil baştan dedik. Gerçekten de öyle. Bunu sadece biz söylemiyoruz. Jandarma da bunu söylüyor. Sayın savcılarım da bunu söylüyor. Çünkü o dönemde yapılan hem yargılama sırasında hem soruşturma sırasında gerçekten o kadar çok boşluklar var ki. Evet, maalesef. Verilen mahkeme kararı o kadar çok eleştirilmeye müsait ki, çok çelişkiler var. Yani mahkeme gerekçeli karardı, kendi içinde de çok çelişkiler var. Üzerinde nasıl kan bulaşmadı meselesi var. Evet. Onunla ilgili biz yayında ne konuşmuştuk bir hatırlayalım, onun üzerinden konuşacağız. Önce bir nolu VTR geliyor. Gerekçeli kararda kızı kocasından ayrı yatakta yatıyordu denildi. Çocuğuma ve eşimi kaybetmişim. Çocuğum da kalktı, anne dedi ellerimde dedi boya var dedi, kan var dedi, boya var sil dedi. Ben de dedim ki sil, kızım kan boya değil o, sil. Elimizde kan, babanı kaybettik dedim. O arada dengemi kaybetmişim. Nereye gideceğimi, ne yapacağımı telefonum çekmiyordu. Dağın başında kendi başıma bir bayanıdım. Okumam yok, yazmam yok. Bu iftiriyi kabul etmiyorum, asla etmiyorum, etmeyeceğim. Çocuğun şöyle bir hazırlık yapıldığını kızın söylemiş. Diğer detayları sonra konuşacağız. Şimdi kızının üstü başı kan oluyor. Sıçrıyor kanlar. Onu biliyoruz. Sonra kızının kıyafetleri hazır bir şekilde yatağın başucunda diğer tarafta hazır bekliyormuş. Dolapta falan değilmiş. Tamam öyledir ya. Dolap yok zaman... ki. Dolap nerede olacak? Yani, dolap... Şöyle yatağın normalde olmayan yerde kızının kıyafetleri mesela böyle yeni poşet kıyafetler. Poşet ve çuval değilmiştir kıyafet varsa. Başka bir öyle lüküs evimiz yoktu ki daha da çoban ev olduğu için. Ama hazırlamışsın kesin. Kıyafetleri. Yo. Hazırladığın kıyafetleri kıza giydirmişsin. Doğrudur. Sözünde doğrusundur. Rukiye. Haklısındır. Konularında hep haklı çıkıyor. Çocuğun üzerinden çıkan kıyafetleri rengiyle birlikte hatırlıyorum. Çünkü babamın kıyafetiyle geldi. Otopsiden. Giden kıyafetlerin içinde geldi. Kıyafetler böyle kıpkırmızı. Kanlı kıpkırmızı. Bir sarı tişört giydirmiş içine. Siyah desen baskılı. Siyah baskılı, altı sarı, üstüne siyah baskılı. O tişörtte beyaz, böyle sarı yer kalık değildi. Ben çocuk neredeymiş sessiz dedim. Olun. Çocuk neredeymiş dedim ben. Çocuğu ateşin başında gördüm, çocuğu böyle kucakladım ben bir. O acımla çocuğu kucakladım. Dediler ki yanındaymış ama üstünde falan bir şey yok, değiştirmiş üstünü dediler. Orada da bizden daha önce gelenler. Jandarmaya da aynı söyledi. Değiştirmiş dediler. Çocuk, o sırada çocuğun ifadesine göre... Pedagoglar eşini aldıran ifadesine göre temiz kıyafetler hazır etmiş. Ve çocuğu ben kokladım Didem Hanım. Şöyle göğsünü açtım, şöyle kokladım. Çocukta kan kokmuyor. Çocuk, o kan çocuğun üstündeyken bulaşmadı. O kıyafet çıkartıldı, babamın yanına kan olsun diye bırakıldı. Orada yatıyordu demek için. O çocuk babamın kucağında bile yatmıyordu. Asla inanmıyorum. Elbiselerde kan lekesi mevcut olmayıp atış artığı vardır diyor. Buyurun. Çocuğun üzerinde kan lekesi yok. Çocuğu kucakladığı için atış artığı o şekilde bulaşıyor. Ve dediğim çünkü Rukiye, gibi. Çünkü Rukiye olay gerçekleştiğinde ya vuruyor ya vurana sarılıyor. İki olasılık var. Arkasından gidip babana sarılmıyor.
Yok o. Babana sarılmıyor. Babana onlar, zaten sarılmıyor. Bak, babana sarılmıyor. Gidiyor çocuğa sarılıyor. Çünkü kendi üzerinde de kan izi yok. Lekesi yok. Evet. Çocukta da yok. Çünkü babana sarılmıyor. Sarılmıyor zaten. O sıvabı sarılmıyor. Açıklamak için diyor ki ben ona sarıldım diyor. O sırada sıvap bana bulaşmış olabilir diyor. Ama kardeşim kan nasıl bulaşmadı? Hem çocukta da kan yok elbiselerinde hem de Rukiye'de de kan yok. Değil mi Rukiye? Dolayısıyla yani asıl o sırada çocuk Orhan Bey'in tezine geliyoruz. Çocuk dışarıda. Fatih Bey siz Yılmaz Kılınç'la akrabasınız değil mi? Evet. Akrabasınız. Sizin abiniz Aydın Kara da rahmetli ölmeden önce ya pazartesi hayatını kaybediyor, öldürülüyor. Cumartesi gecesi orada kalıyor. Pazar oradan çıktık diyor. Gerçi bize de 3 gece orada kaldım diyor. Yani abinizin orada pazartesi mi gitti yoksa işte pazartesi akşama kadar orada mıydı? Tam o konuda biraz muallaklık var. Neyse ben abinizi size sormayacağım ama siz nasıl öğrendiniz Yılmaz Bey'in öldüğünü rahmetlinin? Ablacığım ben başka bir yerde ekin deriyordum. Hı. Sela verildikten sonra duyduk. Kaldığım yerdeki halam. Çatak köyündeydiniz ama değil mi? Çatak köyündeydiniz. Çatak köyündeydim. O zaman da başka yerde ekin deriyordum. Saat kaçta gittiniz ekin dermeye? Kaç gibi gittiniz? Ben Behçet Taşgil'in yanındaydım o sene. Ekin deriyordum. Onlarda kalıyordum. Peki Baraka'ya ne kadar uzaklıkta? Ne kadar uzaklıktasınız? En kötü şartlarda 30 kilometre. 30 kilometre, bayağı uzaktasınız. Evet. Peki siz oraya zaman zaman gidip yardım eder misiniz Yılmaz Hoca'nın yanına? Ablacığım. Ne yapardınız haber, orada? O mu çağırırdı siz mi giderdiniz? Ne yapardınız? Haber gönderdiği zaman, telefon açtığı zaman yeğenim benim zepsem bitti bana zepse getiriver diyordu. Biz de zepseci geldiği zaman alıyorduk. Götürüyorduk. Bizim yemeğimizi veriyordu zaten. Rukiye de sizi arıyordu değil mi? Bana sebze getir, sebzem bitti. Hayır. Siz Rukiye ile hiç konuşmuyor muydunuz? Hayır. Peki oraya gittiğinizde Rukiye ile Yılmaz Kılınç'ın, Yılmaz Hoca'nın arası nasıldı? Birbirlerine karı koca davranışları nasıldı? Abla biz gördüğümüzde varıyorduk. Benim duracağım orada bir saatti. Zepseyi bırakıyordum. Paramı veriyordu. Amca nasılsın? İyi misin? İyi misiniz? Öyle bir tantana gürültü hiç görmedim, duymadım. Abin Aydın Kara bizim ekibimize şunu söylüyor. Diyor ki daha öncesinde oraya bir tanesine traktör gelmiş. Hatta bir o traktörden de şüphelenmiş. Bunu da Yılmaz Hoca'ya söylemiş. Yani bir traktör oraya gelmiş. Arkasından da Yılmaz Hoca da demiş ki beni öldürecekler. Bu traktör meselesini söylediğinde yani cinayet içine mi doğmuş yoksa bazı şeylerden Yılmaz Hoca şüphelenmiş mi Fatih Kara? Vallahi bilmiyorum ki abla. Ben o sene hiç kadar beni öldürecekler demiş. Nasıl? 15 güne kadar beni öldürürler demiş. Hiç bunu Aydın Kara söylemedi mi sana abi kardeşin? Abi mi kardeşin? Abla, yok abla yok. Yok. Aa yapmayın ya. Böyle bir şey. Ya söylemedi ya bu abin uyduruyor mu dayı o zaman senin? Anlamadım. Bu adam yalan mı söylüyor? Uyduruyor mu yoksa böyle bir şey saklıyor mu? Ablacığım bilmiyorum ben o sene abimi zaten görmedim. Kendimin ekini çoktu. Ya bak ben seni tanıdığım kadar ben abini tanımıyorum dayı. Allah rızası için bak herkes elini vicdanına koysun lütfen. Benim elim vicdanımda zaten gülüm. O zaman şu abinin yaptığına ne demeli? Ne yapmış ki abim? Vay aldıysa orada yardım yok diyor ki. Babanızı kendiniz yediniz diyor bak. Babanızı kendiniz yediniz diyor. Şimdi çıkmış orada katil ararsınız diyor. Babam demiş ki buna 15 güne kadar beni öldürürler demiş. Bir kağıt mı verecek olmuş, de not mu verecek olmuş. Bunu götür karakola ver demiş. Benim işim var götüremem demiş. Ya babam böyle bir çırpınış içindeydi de neden gidip karakola söylemedi ya da neden birimizi aramadı? Ya da sana söylese sen bize ulaşsaydın dayı. Ne yapmaya çalışıyor bu adam? Ya misle yola çıkma. Eğer öyle bir şey olsaydı baban vereydi karakola o kit defteri. Mehmet diyor bana diyor Yılmaz Kılınç'ın öldürülmeden bir yıl önce kahvede Murat Kılınç'ın babasının bulunmadığı bir zaman tehdit edildiğini söyledi diyor. Bunu bilmiyorum. Sen abine Aydın'a söylemişsin. Bilmem anlatabildim mi? Efendim? Anlatabildim mi? Ablacığım ben öyle bir şey duymadım. Duyduysa köy kahvesinde tek bir kişi oturmaz. Orada kalabalık topluluk vardır. Duymuş olsam bile tek ben bu duymuş olamam. O zaman abin jandarmaya yalan ifade verdi. Böyle anlıyoruz. Dönemin jandarmasına yalan ifade verdi. Demek ki sen de böyle bir şey duymamışsın. Abin duymadığı halde jandarmayı kandırıyor. Doğru mu anladım o zaman ben? Doğrudur abla o zaman.
Çünkü benim işimle gücümle ben doğru dürüst kahveye bile varmıyordum. Abin yalancı mı? Abisi çok yalan söylüyor abin zaten. Abin yalancı ya. Biri midir senin? Anlamadım. Abin yalancı biri midir senin? Ses gelip gidiyor pek anlayamıyorum. Bir daha soruyorum. Senin abin yalancı biri mi? Arada söyler. Murat 10 yıl sonra babasının öldüğü barakada. Ben o son geldiğimde rahmetli babam burada duruyordu. O barakada Rukiye ile neler yaşadı? Ne zaman bu Rukiye geldi bizim evimiz içine girdi ayrılacak düzen kalmadı. Hopa Rukiye bitti. Murat'tan şüphe çeken detaylar. Şu kadına baktım bu kadın böylesin bu kadın ölmek üzere dedim ya. Rukiye ile ilgili saklı kalan anıları tek tek anlattı. Neden benim üzerime yıkılmaya çalışıyor bazı şeyler? Kocamdan niye istekledin? Niye öldürdün kocamı? Kim benim üzerime bunu oynamaya çalışıyor? Sen bunun bedelini ödeyeceksin. Rukiye. Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de. Tekeğin altında kanları gördüm. Artık var ya tükendilen... 10 kişinin yaşadığı evde 5. kattan düştü. Serpil oradan aşağı itildi diyor. Serpil'i değil ki beni öldürdüler. O evden kilit isimler stüdyoda. Niye burada tuvalet varken aşağıya gidiyorsun? 8 yıl sonra ilk kez yüzleşiyorlar. Siz beni çıkıyorsunuz, suçluyorsunuz. Sen ne kapıyı açtın? Peki bunu kim öldürdü evin içinde? Serpil'in düşme anı ile ilgili şok detay. Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de. Hayatımı kopardın en katil. Bu şanstan başkası olamaz olmayacağım. Rukiye yeniden şüpheli listesinde. Nereye saklanırsan saklan Rukiye. Gizli tanık günler sonra canlı yayında. Yanına insanlar gelmiş makine olmadan dolayı kovmuş. Rukiye ve abilerinin sırrı çözülecek. O karalamaca bir iftiren. Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de.